Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon LG Optimus G geçtiğimiz yılın sonlarına doğru dünyada piyasaya çıkmıştı ve bu ürün çok yakında Türkiye'de de piyasada olacak. LG'nin 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcili bu akıllı telefonu üst sınıfta rekabete girişecek. Baktığımızda gerçekten oldukça hoş bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 8,5 milimetrelik kalınlığa sahip olan bir kasa, siyah renkli tasarım ve oldukça hoş görünen bir tasarım. Doğrusu söylemek gerekirse pürüzsüz yumuşak bir yüzey var ve elde rahatlıkça tutuluyor, taşınıyor bu telefon. 4.7 inçlik True HD IPS ekranı var ve görüş açıları oldukça iyi. Dış ortamda olsun, görüş açısı arttıkça bu telefon oldukça iyi bir görsel deneyim sunacaktır. 1280x768 piksel çözünürlük sunuyor ve gerçekten pikseller oldukça yoğun, ekranın keskinliği oldukça iyi. Doğrusunu söylemek gerekirse 1080p ekranlardan çok da farklı bir deneyim söz konusu değil. Android 4.1 Jelly Bean yükle geliyor, ancak yakın zamanda 4.2 sürümü de gelecek bu akıllı telefona. Baktığımızda LG'nin Android kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Yine Google'ın uygulamaları var. Çeşitli LG uygulamaları telefonda yüklü geliyor. Bazı özel LG uygulamaları da bulunuyor telefonda. Bunlardan bir tanesi olan Quick Slide, ekranda iki farklı görüntüyü aynı anda birbirinin içine geçmiş şekilde görüntülemeniz olanak sağlıyor. Bu şekilde bir yandan video izlerken bir yandan internete girebilir, mesajlarınıza bakabilir, arkadaşlarınıza yazışabilirsiniz. Bunun dışında Quick Translator adı verilen bir uygulama var. Bu Quick Translator uygulaması sayesinde de herhangi bir yerde gördüğünüz bir yazıyı otomatik olarak çevirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Life is good yazısı LG'nin sloganı. Baktığımızda gerçekten life, hayat, good, iyi anında çeviri yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi sizin çeviri yapmak istediğiniz yazıya telefonu tutmanız yeterli. Bunun dışında LG'nin sunmuş olduğu dual screen özelliği var. Dual screen özelliği yardımıyla da telefondaki herhangi bir videoyu veya bir prezentasyonu harici bir ekrana yansıtırken diğer taraftan da telefonun diğer özelliklerini kullanma şansına sahipsiniz. Bu da LG'nin sunmuş olduğu benzeşmeyen özelliklerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Bir de Quick Memo uygulaması var. Quick Memo da ekranın üzerine istediğiniz gibi parmaklarınızla not almanız olanak sağlıyor. Bunu çalıştırmak için görmüş olduğunuz ses tuşlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Bastığınızda görmüş olduğunuz gibi özel bir arayüz açılıyor ve bu arayüzde dilediğiniz gibi telefonun ekranı üzerine not alabiliyorsunuz ya da dilerseniz özel bir Notepad uygulaması üzerine notlarınızı alabiliyorsunuz. Bu notları dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz veya kaydedebilirsiniz. İsterseniz kalemi de dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yapmanız gereken ekran altında bulunan kapasitif otomatik fiziksel tuşa basmak ve çıkmak. Söylediğim gibi ekranın altında fiziksel navigasyon tuşları var. Bu şekilde Android kullanıcı arayüzüne gezinme yardımı sağlanıyor. Gerçekten ekran oldukça dokunmalara hassas, rahat bir şekilde gezinme imkanı sunuyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu açıdan oldukça iyi bulduğumuzu söyleyebiliriz. Ayarlara baktığımızda LG Optimus G'de özel bir Eco modunun bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu Eco mod sayesinde de Qualcomm Snapdragon işlemcinin çekirdeğini yönetebiliyorsunuz. Eco modu açtığınızda batarya ömrünü uzatmak için CPU'da, işlemcide belli optimizasyon yapılıyor. Bu şekilde de cihazın daha uzun süre çalışmasına, 2100 mAh'lik bataryanın daha düzgün, daha uzun süre çalışmasına olanak sağlanıyor. 2 GB RAM var telefonda. Arkasında 13 megapiksel kamera yer alıyor flash ile beraber. Kamera arayüzünü de gösterelim. Kamera arayüzü de görmüş olduğunuz gibi LG'nin özelleştirilmiş bir kamera arayüzü var ve bu kamera arayüzü yardımıyla kolay bir şekilde fotoğraf çekebilir. Ayarları da hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. LG Optimus G Türkiye'de 1799 liralık bir fiyattan satılacak ve bu telefonla LG üst sınıfta diğer üreticilere karşı rekabet edecek. Bakalım bu rekabette LG ne kadar avantajlı olacak, hep beraber göreceğiz.